Bunlar kadar tembelini görmedim. Video işi zor olur diye podcast'a başladılar. Onu da bir senedir sallıyorlar. Bir de üçüncü bulmuşlar. Neymiş? Dışarıdan bir katılımcı. Ara ara gelirse içerik zenginleşirmiş. Ben neyinize yetmedim ulan? Akıllarınca beni yollayacaklar. Bırakmam bu işin peşini. Cimer 184, hasta hakları hepsini arayacağım. Benim gibi son teknoloji neyinize yetmedi? Tüh size. Doktormuş. Kişi kendinin doktorudur arkadaşlar. İnanmayın bunlara. Aynen öyle. Merhabalar, ben Altunkan Bakan. Ben de Öncü Sancak. Ve ben de Yaşar Durak. Ve Kırmızı Alan Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Kırmızı Alan olarak Yeşil Alan'dan bahsedeceğiz. Ve Yeşil Alan nedir? Yenilir, içilir mi? Önde neden kavga çıkar? 5 dakikaya otobüsüm kalkıyor. Beni önden alıp muayene edebilir misiniz hocam? Sayın Öncü Sancak, İsveç'e bağlanıyoruz. Evet, İsveç'te neler oluyor? Yeşil Alan sizde niye yok? Bizde niye var? Almak ister misiniz? Teşekkürler. Bizde Yeşil Alan yok. İstemeyiz. Niye yok? Teşekkür ederiz. Biz memnun değiliz çünkü. Abi yeşil alan niye yok sorusunun cevabı onu ben vermeyeyim. Yani ben veremem zaten de. Bu yeşil, sarı, kırmızı mevzusunda bir kafa karışıklığı var. Yeşil alanla aciliyet anlamında yeşil grubuna giren hasta aynı şey değil. Bunu bir netleştirmek lazım ama ben şey daha çok Yaşar bence cevaplasın yeşil alan. Ona ne ifade ediyor? Tamam, tıbbi tanımı belli. Anlatırız onları. Yeşil, kırmızı alan, sarı alan falan. Yeşil hasta, kırmızı hasta. Ama mesela potansiyel bir hasta veya hasta yakını olarak Yaşar'a ne ifade ediyor ben çok merak ettim. Acile geldin. Orada diyor işte yeşil alan, sarı alan, kırmızı alan. Yeşil deyince şey gibi hissediyor ilk başta bir insan. Lan herhalde bir şeyim yok. Şey falan, parol falan verip yollayacak herhalde bizi falan gibisinden bir şey var. Ha, ciddiye alınmadık falan gibi bir hissiyat oluyor insanda tabii. Mesela hiç üzüldüğün oldu mu? Ya yeşile düştük falan gibi. Yani öyle bir psikolojin oldu mu? Ya bu yeşil değildir bir daha bakın falan diyesi geliyor insanın yani. Öyle bir hissiyatı var. Evet. Eğleyip yolluyormuş gibi sanki. Hastalarda şey psikolojisi de oluyor ya. Diyorsun işte atıyorum filmine bakıyorsun. Ha, kırık yok. Nasıl olur? Nasıl kırık olmaz? Kırılması lazımdır. Yok ya ben mesela şey ilk başta çok garipsiyordum daha henüz başındayken işte dedik işte kırık olmadığını söylüyorum sağlam kemik falan üzülen falan hastalar oluyordu gerçekten yani yeşil alan kafası da öyle bir şey olabilir gerçekten yok ya ben... bende Ehlers-Danlos sendromu var falan bilmem ne yani şey, tamam. Komplike. Ya ben hiç bu kadar şey yapılacağını düşünmemiştim ya böyle beni ciddiye almayacaklar diye düşünecektim zannetmiyordum ya sağlık hizmeti almaya geliyor buraya insan hızlı bakılmıyor diye üzülebilir falan diye düşünürdüm ama herhalde ciddi bir şey var bunlar beni eğleyip gönderecek diye düşündüğümü zannetmiyorum. Teşekkürler Yaşar'cığım. Yani başka bir içgörü kazandırdın benim bana. Benim şeyim de olabilir tabii ki yani benim. Herkes böyle düşünmüyor olabilir tabii de. Yok. Estağfurullah. Benim ama en sevdiğim soru şey. Ağrını birden 10'a kadar derecelendirmek. Bayılıyorum abi ona. Bayılıyorum. Birden 10'a kadar. Of bir sürü değişken var. Acaba nasıl söylesem diyorum yani. Yok. Duymuşluğum var. İşte birden 10'a kadar şey yapar mısın? İşte 15 falan. Yani yapmayın ya, yapmayın. Bu doktora bunu yapmayın gerçekten. Onu ben yaptım bu arada. Ona 10 dediğim ama şey ya böbrek taşı düşürüyordum abi. Ya 10 da derim ya. 10 dedim abi artık. Çünkü ben hayatımda öyle bir hal görmedim ya böbrek taşı düşürürken. 10 abi dedim bu ne böyle? Böbrek taşı ağrısı da 10'da 10'dur yani gerçekten. Ya ben özet geçmeyi seven bir insanım. Çünkü önce uzun uzun anlatacak kesin ben adım gibi biliyorum onu. Durduramayacağım da ben onu anlatmasını. Acil müdahale gerektirmeyen şeylere yeşil alan diyoruz abi. Yani ölüyorsa, ölmek üzereyse, hayatını kurtarmak için müdahale etmemiz gereken bir şey varsa kırmızı. Acil bakiye gereksinim yok ama hayati tehlikesi olmamakla beraber yani. İşte değerlendirmelerin yapılması ya da takip edilmesi gereken hastalarda sarı alan oluyor. Ve bunun dışında acil müdahale gerektirmeyen bütün kısımlar yeşil alan. Kafa karışıklığı şurada bence. Bizim açımızdan da bir kafa karışıklığı var. Şimdi hastaların aciliyet sınıflaması yeşil, sarı, kırmızı diyebilirsin. Farklı sınıflama metotları var. Kırmızı hasta anında müdahale edilmesi gereken, sarı alan muayene müdahale etmeden bu hastanın aciliyet durumunu tahmin edemeyeceğin hastalar. Kabaca söylemek gerekirse ve duruma göre tedavi tetkik önerdiğin hastalar. Bir şekilde doktor görmesi lazım belli bir zaman dilimi içerisinde ki doktor şu kararı verebilsin. Bu acil, bu değil ya da bu yatar. Yatarak tedavi edilmeli. Yeşil alan ise dediğin gibi bu yeşil alan değil. Yeşil hasta grubu bu bahsettiğimiz grubun dışında kalanlar ama alan anlamında bunların ayrılması aslında bize özel bir bakıma. Hani Türkiye özel. Bilmiyorum belki başka ülkelerde de vardır ama bizde aciliyetten ziyade bir alan tanımı ön plana çıkıyor. Şu alanda hastaların hızlı bakıldığı alanımızdır. Yani aslında bizim Türkiye'deki gayri resmi tanımı yeşil alanın acil bakım gerektirmeyen hastalarla ilgilenilen acil bölümü. Hani tanımda bile sakatlık var farkında mısın? Yani acil bakım gerektirmeyen hastaların bakıldığı acilin bir bölümü, alanı. Aynı şey değil. Yani bence bu
bu sınırı koymak lazım. Eğer profesyonel bir tanım gerekiyorsa veya yaklaşım, yeşil hasta ile yeşil alan aynı hasta kümesini kapsamıyor gibi hissediyorum ben en azından. Belki yanlış olabilir. Altı ne düşünür bu konuda bilmiyorum ama alan tanımı biraz sanki bize özel ve bu alan tanımının ön plan çıkmasından kaynaklı hastalarda gelişen mantık şu olabiliyor. Hani acil mi? Acil. Acil nedir? Hızlıca bakımın yapılması gereken yerler. Evet. Ben de acildeyim. Evet, yeşil alandayım ama hızlı bakılmıyorum. Anlatabiliyor muyum? Niye bakılmıyor? Bu hastaların geliş sebebi daha çok hızlı bakım istemeleri. Böyle bir hizmeti veren bir alan tanımı ne olabilir? İvedi bakım merkezleri olabilir. İşte Amerika'da var galiba böyle, hani parasını veriyorsun. Ya da bizim eski muayenecilik gibi. Beklemek istemiyorum. Muayene para veriyorsun. Ben de hani böyle şey, yani bunun bir çözüm olarak sunduğumdan değil. Ama bu acille hiçbir alakası olmayan bir alan. Hiçbir şekilde orada tanımlanan hastalıkların veya hastaların da işte bekleme süreleri, yeşil alan 10 saat bekler. Ya yeşil alandaki hastalar acilde bulunmamalı zaten. 10 saat beklemek istemiyor zaten o hastalar. Hızlı bakılmak istiyorlar. 10 saat bekleyecek hasta grubu vardır. Yeşil önceliğe sahip olan hastalar bekler ama bunun isminin alan olması işi biraz bozuyor gibi hissediyorum. Ve yine uzatarak tek bir cümlelik cevabı verdim. Altuğ, sen buradan artık ne yaparsan yap bu dediklerimi. Soru neydi diye gelsene benim. Soru ne abi? Ya bak, konu bence şu. Bizim fakültede acildeki hocalarımız şöyle söyledi. Bir hasta kendisinin acil olmadığını, olup olmadığını ayırt edemeyebilir. O yüzden sizin değerlendirmeniz gerekir diye bakarlar. O yüzden hasta gelir ve sen bakarsın. Burada indirgeme bir biçimi vardı. Bu triyaj zaten. Ya bu triyaj ama yani bu triyajdan sonra da hasta acile gelmesini ya da doğru triyajdan sonra da hastanın aslında herhangi bir şey olmayacağına ikna olup gitmesini sağlayan bir yöntem ya da bir bilgi deneyimi olmadığı için insanlar bunu şey diye aldı. Bir başından salıyor herhalde falan diye düşünüyor. Şarkı başta söyledi ya. Yani bunu herhalde genel olarak aldılar. Bir problem. Bir de ikincisi, bir değerlendirmeye gerek olmasına ihtiyaç olmayan çok çok fazla durum var. Yani şikayetini söylüyor, hayat vital bulgularına bakılıyor, hayatın bulgularına bakılıyor, risk faktörlerini işte hastalıkları yazılıyor. Bundan sonrası da ortada triyajda karar veriliyor ve diyor ki bu hiçbir yere uymuyor. Türkiye'de politik olarak da hiçbir hastayı acilden ya da hastaneden geri çeviremezsin deniyor. Dolayısıyla yaptıkları şey, tamam abi sen şöyle geç, buradan devam et, orada bakacaklar sana. Tekne sonuçlanıyor bence. Başka bir açıklaması yok yani. Bir en başta hani kafamdaki sorulardan biri bu, tek taraflı değil aslında. Yani sadece hastayla alakalı veya politik kararlarla alakalı mı? Evet, birçok şey. Hani hayatın kendisi politika ve siyasetle alakalı, eyvallah da. Benim buna hiçbir itirazım zaten olamaz. Ama hasta her işinden izin alamıyor diyelim. Ne yapacak bu hasta? Gidemiyor. Çok güzel bir soru. Ya bak, bu mükemmel bir soru. Yani bunu bazen gelen yeşil alanda çalıştığım sırada da gelen hastaları söylüyorum. Bu genel bir halk sağlığı bilgisi ya. Yani hafakızın aklınızda kalırsa 50 kişiden fazla çalışıyorsa iş yerinde iş yeri hekimi olmak zorunda olur. İş yeri hekimi görür. Gerçekten hastaneye gitmesi gerektiren bir şey varsa hastaneye yönlendirilir. Bu kadar basit. Yani hastanın anayasal olarak sağlık hizmetinden faydalanma hakkını elinden alamazsın. Ve çalışan olarak da buna saygı göstermek durumundasın. Yine politik bir yani siyasi bir konuya bağlanıyor. Yani. Kimse onun bir çalışan olarak, bir işçi olarak ya da bir işte, ofis çalışanı da olabilir. İlla böyle post büyük falan işçi olmasına gerek yok yani, gördüğünüz. İşinden izin alıp çıkamıyorsa sağlık hizmeti almak için ya da hastanede şey yapamıyorsa bu işletmenin problemi, işletmenin suçu ve yani gerçekten bir suç. Bu hastalar nereye gidecek? Veya hasta olduğunu düşünen bir birey var orada. Belki evet, bizim açımızdan o hastanın acilin yakınından bile geçmemesi lazım. Abartarak söylüyorum. Soğuk algınlığı hastası. Şimdi bu hastanın alamıyor izin, olmuyor. Böyle şeydi, garip bir durum değil. Nereye gidecek? Nereye başvuracak bu hasta? Akşam 7'de bitiyor mesaisi, 8'de bitiyor. Komik ve ekstrem örnekler bizi biraz rahatlatıyor, tamam mı? Şey, sırtım kaşınıyordu gece işte. Sırtı kaşınan hasta geldi bana. Dön dedim, kaşıdım sırtını falan. Böyle hikaye olur. Var ya, yeşil alandaki garip şeyler. En basit soru, hani bu hasta sağlık hizmetini nereden alacak? Çok güzel bir soru. Acilden değil. Nereden alacak? Akşam 9'da, ya bak, 10'da. Şey gibi, çok şey gibi hissediyorum ben bunu. Bunu bilerek soruyorum bu arada. Ya hani farkındayım ama benim aklıma sadece otomatik yanıt olarak şu geliyor. Ben size şu var ya da şu yok diyemem. Benim söyleyebileceğim şey sizde acil bir durum olup olmadığıdır.
diyebiliyorum. Çünkü benim işim o. Bunu nasıl planlamak lazım? Gerçekten Sağlık Bakanlığı'nın işi aslında. Yani o bürokratların o şeylerin işi. Böyle bir kanalı falan nasıl oluşturacaklar, bir aracı nasıl oluşturacaklar bilmiyorum. Ama ne olmadığını söyleyebilirim. Acilin içinde yeri yok bence. Ama ne yapacaklar? Gerçekten çok merak ettiğim bir soru. Yani ne yapsın bu adamlar? Yani bu soruya şey değil. Yani bizim verebileceğimiz cevap en fazla şu anki işleyişte hani acil bir durumu olmadığını izah edip geri göndermek. Zaten olaylar da buradan başlıyor. Yani o hastalar böyle böyle birikiyor. Ama haklı ama haksız sebeplerle. Kimisine izah ediyorsun. Ya bana bakmadın. Serum bile takmadın diyor. Antibiyotik yazmadın diyor. Hani çok fazla şey var ya. Sebep var. Bunlar şimdi teker teker. Arkadaşlar bakteriyel hastalıklar sadece antibiyotik yazılır. Viral hastalıklar. Bu bilgileri alacakları yer bu podcast değil zaten. Öyle bir kamu hizmeti de yapmayacağız. Ama şeyi de konuşmak lazım. Yani ben tek taraflı bakmayı da sevmiyorum işte. Yani bu hastalar gelecek. Bizim gerçekten de yapabileceğimiz şey senin yerin acil servis değil. Sana burada bu hizmeti. Ben diyorum açık açık. Ben anlamıyorum diyorum. Ben bilmiyorum. Benim bilgi birikimim burayı kapsamıyor. Bazen çok basit bir şey soruyor da olabiliyor hasta. Burada da demişliğim vardır. Hani hasta geliyor. Peki neyin var? Açıkçası bilmiyorum ama ölmeyeceksin. Kabaca. Ne olmadığını biliyorum. Olayların bir bölümü işte bu diyalog. Hani bu aslında çözümsüzlükten kaynaklı çıkıyor. Onun gelebileceği tek, onun karşındaki tek muhatap sensin. Evet. Yani devlet organının o sıradaki tek vücut bulmuş hali sen oluyorsun. Gerçekten aynen bütün şikayetini de sana söylüyor. Sadece bu bir değil. Yani sistemin işleyip işlememesi, ortamın temizliği, kalabalık olması, güvenliğin bir şey demiş olması, kedi var orada diyor, bir şey diyor. Her şey o sırada senin muhatap olman gereken bir şey yani. Bir yandan da hani önceki podcastlerde konuştuk. EKG'nin kilo bitti abi falan gibi de gelebiliyorlar. Ve hani bunun hepsiyle baş etmek de çok zor bir yandan. Hani herhalde bunlarla baş etmeye çalışırken o empatiyi yani kuruyoruz elbette ama bir yere kadar kurabiliyoruz herhalde. Bilmiyorum yaşlarca böyle çok mu incelikli konuştuk biz? Ben uzaklara daldım şu anda. Hakikaten ne yapacak lan hastalar falan diye. Şöyle bir düşündüm de. Yazık yani, lan falan. Ben de tabii tam ters taraftan şu anda empati yapmaya çalışıyorum bir anda. Mesai kavramını tamam yüzde olarak büyük bir kısmı insanların tırnak içerisinde sabah 9, akşam 6 veya 5 artık tırnak içerisinde söylüyorum. O gündüz mesaisinde çalışıyor büyük bir kısmı ama tabii bunun bir de gece çalışanları da var ayrıca yani. Ve insanlarda şöyle de bir çekince var artık bu online sistemlerdeki işte randevu zaten bulamam gibi bir şey var ki ben böyle bir şeyle genelde aile hekiminden bilmiyorum. Belki benim aile hekimimin doluluk oranıyla alakalıdır ama birkaç adreste hiç böyle bir şey yaşamadım. Aile hekiminden en fazla bir hafta sonrasında hep randevu alabildim yani ufak tefek şeylerim için. Ama mesela işte dün başıma geldi. Şimdi mesela bir anda ayağı çekti kaldı. Üstüne ayağa kalkamıyor yani. Şimdi gitsek mi gitmesek mi diye bir tabii düşünüyor insan hemen böyle bir olunca. Şimdi yarım saat sonra geçti ama bir yarım saat ayağını yani parmağını oynatamadı. Acaba neydi falan diye yani. Şimdi bunun için acaba bir gitsem mi diye insan bir düşünüyor. Ama şimdi nereye gideceğim ben bununla alakalı? Acile de gidince bir de şey var ya sizin işte atıyorum X yerinden randevu almanız lazım. Bunun için gibi bir bilgilendirme de var ya. Dolayısıyla az önce işte Altun'un söylediği şeye geleceğim yani. Gerçekten devletin o konudaki ilk tanışabildiği organı acildeki hekim oluyor yani. Sorumluluk alabilen organı diyeyim. Yani hemşire veya işte bir hasta bakıcıya söyleyemeyeceğin şeyi gidip ona söyleyebiliyorsun. O güveni hissedebiliyorsun ya. Bir de doktorlara karşı çok güveniyoruz. Genelde bizim gibi insanlar değil tabii herkesi kapsamıyorum. Öyle bir şey de olduğu için insan bir doktoru görüp rahatlamak istiyor gibi bir psikolojik tarafı da var bence bunun. Biraz da normalden fazla acile başvurulması diye düşünüyorum. Senin dediğin şey Yaşar mesela bizim hasta grubu veya şu anda Türkiye'deki acil servislerdeki yoğunluk çıkan olaylar zaten o yoğunlukta olay çıkmaması imkansız. Yani. Ama senin bahsettiğin kaygılar işte acil servise gitsem mi gitmesem ki hakeza geldin zaten problem yaşanan şeyler genelde bu hasta grubu veya bu tarz başvurular olmuyor. Orada beklenti, algı tabii ki doktorun yaklaşımı vesaire önemlidir ama yani zaten ortam sağlıksız olduğu için ne doktorun yaklaşımında bir sağlıklı durum beklemek doğru ne de hastanın yani arka planı ne olursa olsun seviyesi işte atıyorum 1 ise 5 ile girecek zaten odaya 10 saat bekledikten sonra falan. Ortam sağlıksız. Bu sağlıksız ortamın ortadan kalkması lazım. Bunu da tabii ki doktor tek başına yapamayacak ya da ne bileyim hasta bu bilince varamayacaktır belki. Kısa vadeli bir çözümü de yok bunun. İşte ne bileyim bir ara gece poliklinikleri açıldı acil serviste işte ne bileyim aile hekimleri şu zamana kadar çalışsın falan. Yani burada sevk zincirinin ortadan kalkması, popülist sağlık politikaları bin tane sebep sayabiliriz ki hepsi de doğrudur. O açıdan şey senin kaygıların keşke gelse yani sadece bizim kafamızı karıştıran aslında bu tam acil değil ama yani falan ya. Bu değil. Bunlar zaten sorun yaratan bir şey olamaz. Burada da gelecek. Bacağın uyuşmuş bir saat önce uyuşuktu. Bu bacak kütük gibiydi diyen hastaya şimdi şey diyemez. Ya onda bir şey yok. Zaten bizim görevimiz bu. Biz diyeceğiz onu yani. Bak, onu biz diyebiliriz zaten. Sana laf düşmez.
Ya en baştan beri şeyi söylemeye çalışıyorum. Daha henüz yeşil alan tanımı bile yapmadık başladığımızdan beri ama bunun bir önemi de yok bence yani. Yeşil alan şudur arkadaşlar bakın falan. Sarı alan budur. Burada beklentiler ve bir kavramların artık kabulü var. Yani insanlar acil servisin bir ne olduğunu bilmiyor şu anda. Hani ivedi bakım, hızlı bakım eşit değildir acil servis aslında ama hani bir yerden sonra bu da anlamsız. 10 kez de tekrar etsen bir anlamı yok diye düşünüyorum. Çünkü tek yol var. Yani suyun aktığı tek bir yer var. Yani şöyle bir problem de var. Sen bu sıralar tabii sen yurt dışında çalıştığın için kardeşim çok bilmiyorsundur. İnsanlar gerçekten randevu bulamıyor. Evet evet yok bir. Yani bulamadığı için yani evet görülüyor. Bize TC kimlik numaranızı diye DM'den yollarsınız hemen geri dönüş sağlayacağız falan gibi şeyler yapılıyor sadece de Twitter'da. Yani adam ya da kadın birey oraya poliklinikte randevu alamıyorsa tek açık olan yer sorabileceği yer acil servis. Bu kadar net. Yani koronavirüsü çıktığı sıralarda mesela 384'ü şey yapmışlar işte koronavirüs danışma falan. Yani bunu mesela insanların evinden çıkmak zorunda kalmadan daha rahat bir şekilde öğrenmesini sağlayacak aslında uygulamalar ya da araçlar geliştirilebilir ama konu o değil. Aslında o beklentiler ne olursan ol gel. Neredeyse acil servis önünde şey yapıyor. İşte doğal şey de bulunur, pekmez de bulunur. 2+1 daire de var. Gel abi gel. Hani böyle bir noktaya gelmiş. Ararlarsa yani. Bulurlar. Ya, bulunur gerçekten yani. Hasta grubun içerisine çıkar yani. Yani bizden de çıkabilir fark etmez ama yani işte bu onu filtrelemek gerekiyor. Çünkü gerçekten acil servisler elindeki imkanlar sınırlı. Yani özellikle iş gücü açısından sınırlı. Senin çözebileceğin bir şey değil ama şey bakış açısını kaybetmemek lazım bence hekimler olarak. Hani tek taraflı bakış açısı bir çözüm getirmez. İşte kardeşim sen gelmemelisin acil servise yani. Tamam. Yüzde belki 70 yine oran veriyorum hiçbir dayanağım olmadan. Yani yarısından fazlası haklı olacaktır hekimin söyleyeceği işte ya senin acil servise gelmemen lazım. Ben bıktım boğaz ağrısı bakmaktan. Haklı. Ama diğer tarafı işin diğer boyutunu kaçırdığımız zaman o toplumsal boyutunu kaçırdığımız zaman iş daha da bir çözümsüzlüğe giriyor. Sen hastayı muhatap görüyorsun. Hasta seni muhatap görüyor. Buradan da çatışma çıkıyor. Ha onun haricinde çok güzel tanımı yapılabilir. Yani hasta geliyor ben 10 saattir bekliyorum. Bekleyecek yani. Bunun şeyi yok. Beklememesi lazım. Bilmiyor. Çözüm ne yapılabilir? İsveç'te olanı söyleyeyim. Bu bir çözüm önerisi değil. Türkiye'deki sıkıntı çünkü bu değil. Ama sen de az önce dedin ya başka şeyler yapılabilir. Mesela dediğin şey yapılabilir. Korona zamanında Türkiye'de yapıldığı gibi. Burada her hastanın bir sağlık sıkıntısı olduğu zaman arayabileceği veya internetten girebileceği resmi bir devlet sitesi var. Oraya giriyor, şikayetini yazıyor. Ondan sonra orada diyor ki sen şu durumda doktora gitmelisin, şu durumda acil servise gitmelisin, şunları yapmalısın. Her şey için var. Hemen hemen her şikayet için var. Ve halk dilinde yazılmış. Ve bize geldiği zaman hastalar şey diyen çok oluyor mesela. 1177'dir bunun adı. Bir web sitesi veya telefondan 112 gibi 1177'yi arıyor. Diyor ki aradım acile gelmemi söylediler. Yönlendirme. Aynı numara seni 112'ye bağlayabiliyor işte. Benim göğüs ağrım var 1177'de yok. Biz sizi 112'ye bağlıyoruz diyor. Ambulansla muhatap oluyor bu sefer gibi. Web sitesi de var aynı şey. Veya o hasta şey diyor telefon. Yani gece 12. Sabah sağlık ocağını arayın. Merak etmeyin diyor. Şimdi burada sorumluluk Türkiye'de evet. O da yok yani. Burada bir yükün altına girme. O telefondaki kişinin canını da okuyabilirler. Oradaki doktor şahsın veya işte sağlık görevlisinin, evet. Hemşirenin. Bizim başka sıkıntımız da var. Kendimizi de ifade edemiyoruz çok fazla. Ben de olduğu üzere lafı uzatarak anlatmaya çalışan bir kişi olarak hastalarımız da benzer şeyi yaşıyor yani. Diyorum ki işte baş dönmeni anlat diyorsun. Anlatamıyor yani baş dönmesini. İşte biz okuyoruz ya işte ne bileyim karusel tarzı baş dönmesi olduğu zaman. Şimdi hastaya karusel desen... Ne diyecek tamam mı? Ya işte baskı tarzı mı? Üzerime yani ben gerçekten şeye seviniyordum. Hocam sanki üzerime eşek oturmuş falan gibi anlıyorum tamam mı? Bu güzel bir tanımlama bence. Ama anlatamıyor. Nasıl anlatayım diyor. Bunun bir uç örneği de gerçek bu arada. Doktor değil misin sen bileceksin. Cevabı da alabiliyoruz aynı hasta grubundan. Yani dediğin gibi çok grift. Çok içe geçmiş. Az önce söyledim bu kılavuz vardı ya İsveç'te kullanılan. Neyim var diye bir uygulama var. Bilenler vardır kesin. E-Devlet ya da E-Nabız üzerinden girebildiğim bir şey. Girmez sisteme diyorsun ki benim ne olduğumu anlayacak herhalde bu algoritma ya da yapay zeka ya da ne kullanıyorlarsa arka planda. İlk çıkan uyarı şu, bu sizin şikayetlerinize göre teşhisini tahmin etmeye çalışan bir uygulamadır. Acil durumlarda kullanmayın. Peki acil durumlar nedir? Bu bilgi var mı? Yok.
Yani burada kimsenin bir sorumluluk almadığı bir şey var mı? Çünkü hepsi sağlık sisteminin tamamının üzerine bırakılıyor. Herkes bir sorumluluk alsa, ben de kitabına göre her şeyi uygun bir şekilde yapsam herhangi bir şey çıkmayacak. Ama dediğim gibi istatistikler oynamaya başlıyorsun bir yerden sonra ve diyorsun ki bu hastalığı bunu kaçırmayayım, o yüzden bunu yapayım. Ve o da içinden çıkılmaz bir yoğunluğa da neden oluyor. Yani döngü oluşuyor bu sefer. Tabii kapıda bekleyen, muayene olmayı bekleyenlerin dışında sonuçlarını tekrar göstermek isteyen bekleyen insanları da oluşturuyor bu mesela. Yani böyle bir loop'un içine giriyorsun ve gelene kadar bakalım saat kaçta bilecek Mehmet'im, tamam abi 3 saat daha dayanabilirim falan gibi. Hani böyle bir motivasyonla hani çalışmaya devam edebiliyorsun sadece. Yani çok yine dediğim gibi hekim odaklı baktım ama. Ya bizdeki, bizim bence yaşadığım, bunların önerebilirsin işte. Bizim daha lokal kılavuzlarımız yok, tamam mı hani? Sen evet. Hangi kılavuzu kullanıyorsun doktor olarak hastanede göğüs ağrısı şey yaparken? Hangi... Yok böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Tamam mı yani? Veya ne bileyim nefes darlığıyla gelen hastada herkesin, hastanede çalışan bütün doktorların ortak olduğu, yani bırak şeyi geçtim. Hani tüm doktorlar... Sadece acil servisçi değil. Yani. Evet yani şey, acil serviste bir kıdemle soruyorsun, ya bir şey olmaz ikinci troponini al gönder, diğeri başka bir şey der. Kimisi der ki lasix yapmadan aman gitmesinler bilmem ne hastası falan, hani doz yok, hiçbir şey yok. Hani bir standartizasyonumuz yok kendi aramızda. Hastaneye özel veya bölgeye özel veya ülkeye özel bir kılavuzumuz yok. Şimdi bunlar çok temel şeyler, bunu biliyor insanlar. Bilmiyorsa da gerçekten büyük bir problem zaten. İşte o da başka bir problem. O başka bir problem. Bak başka bir problem daha. Yani başka bir problem daha da olmadı. Düşük bir cümle oldu. Neyse. Bazı şeyleri yeniden bunu nasıl çözer, bu nasıl olacak dedi. Yani kılavuzlarımız yok. Hastaların danışabilecekleri, muhatapları yok. Bizim en büyük sıkıntımız bu yeşil alan. Bu sarı da doluyor, kırmızı da oluyor. Hastaların kendini ifade edememesi de var, söyledik. Muhatap olarak sadece biz varız. Ve bir de hasta var karşıda. İki kişi, iki taraf var. Başka hiç kimse yok. Hiç kimsenin bir sorumluluğu yok. Hiç kimse sorumluluk almıyor. Var mı doktor? Var işte. Al işte o doktor. Gidebiliyor musun? Gidebiliyorsun. Doktora da bitti yani, bu kadar. Doktor var mı? Var. Kim doktora seni eve, kim eve gönderdi seni? Bu doktor. Kim sana bu tavsiye verdi? Bu doktor. Şimdi sorumlu sensin. İyi de kötü de sorumlu sadece sen olarak kalacaksın. Yani kimse şey demesin, ama hastalar iyi olunca bize teşekkür etmiyor, başka bir şey diyorlar, kötü olunca da falan. Bu değil mevzu. Yani yine konu bu değil ya. Yani bu şeyle alakası yok. Bu yeşil alan 2012'de çıktı benim bildiğim kadarıyla. Bir genelge çıkmıştı bir aralar. Yani acilde işte hastaların mağdur olmaması için, acil olmayan hastalar için yeşil alan açıldı yani. Böyle bir saçmalık ve bu geçti. Bu kabul edildi. Buradan zaten sorun çıkacağı çok ortada. Ama bu olmasaydı bile hastalar şu anda sadece bir doktorla muhatap olabiliyorlar. Tek şeyleri, ve burada da sorun çıkacak. Burada kavga da çıkacak. Bu olacak ne yazık ki. Hekimler olarak bizim de sorumluluğumuz aynı zamanda şeyi söylemek. Tamam, hasta haklı ya da haksız değil. Bu hastanın tek muhatabı biziz. Ve ortak bir şekilde, yani hastayla beraber hareket edebilmesi lazım hekimlerin de. Ha, bu mümkün müdür? Bu başka bir sosyolojik, toplumsal tartışmanın konusudur. Onu sen veya ben bunu şimdi bir öneriyle bunu çözemeyiz. Yani çözemeyiz zaten. Yani o noktada değilim. Yetkinlikte de değilim yani. Ama şunu söylemek isterim. Acil servise gelip hızlıca tedavi olmak istiyorsa bir insan, yeri gerçekten de acil servis değil. Gerçekten hızlıca bakılmak istiyorsa. Çünkü birçok hastaların büyük bir bölümü de bu amaçla geliyor acil servise. Kafa karışıklığı, randevu bulamama ayrı bir şey. Bunları gerçekten geçiyorum. Yine de büyük bir toplam var elimizde. O kesin. Ama ben bir hastaya şey demiştim. Bakın burası acil servis. Bana şey demişti. Acil nedir? Hani benim işim acil diyor. Gerçekten bunu ciddi ciddi söylüyor. Benim işim acil diyor şimdi. Belki de tanım, acilin ismini değiştirmek lazım. Çok komik ve basit bir şey söylüyorum burada ama yani acil değil, başka bir şey, akut koymak lazım belki. Yani çünkü acil başka bir amaçla da kullanıyoruz hayatta. Yani bir tane yine bir karikatür geldi aklıma. Acil adam koşarak geliyor, elinde işte 20 lira mı ne var böyle şey. Çabuk, çok acil, çok acil, 20 lira mı bozun diyordu. Öyle bir karikatür vardı, hatırlamıyorum. Belki kullanırız onu şeyde, telif yemeyeceksek. Elim kapağında falan. Ama çünkü acil, onun kafasındaki acil o. Ya da senin dediğin ocakta yemeğim var diyor. Çok çabuk gitmem lazım diyor. Bu hastaların yeri burası değil. Ve bunlara başka, yani böyle bir talebi olan, böyle bir ihtiyacı olan insanların başka bir şey açılabilir mi bilmiyorum. Hani benim bir önerim olamaz bu hastalar için. Ama bu dediğim, bu tartışma grubumuzun dışındaki bir toplam. Bu bile olmaz acil serviste, bayağı fark eder diye düşünüyorum. Ama tüm grup da bunlardan ibaret değil. Bu hasta grubundan ibaret değil, onu da netleştirmek lazım. Yani tek taraflı bakmak da sıkıntı diye düşünüyorum. Hastalar açısından da, bizim açımızdan da. Toparlamak gerekirse yeşil alan olarak tıbbın herhangi bir alanına, acilin herhangi bir
bir tanımına ait değil. Öyle bir şey yok. Yeşil alan hasta grubu diye bir şey yok. Hizmet alamayıp acile gelen hasta grubu var. Tırnak içinde söylüyorum, abartarak üç örnek olsun diye, şımarıklıktan gelen var. Bilmediği için gelen var. Hızlı tedavi olmak için gelen var. İvedi bakım istediği için gelen var. Bunların da bir şekilde veya başka bir muhatap olmadığı için gelen var. Bunların da yığıldığı bir havuz gibi bir şey. O yüzden bunun gideri de çalışmıyor. Bak, benzetme de yaptım. Öyle bir gider diyor. Filtresi zaten bozuk falan diye. Nasıl böyle hemen örneklerle. O da yeni bir moda bir şey anlatırken, hayati fonksiyonları şikayeti açısından az öncelikli veya düşük öncelik sırasındaki hasta grupları vardır. Bunları yeşil renkle kodlayabilirsin. Başka ülkelerde başka isimler, işte ne bileyim, 5. öncelik sırası diyen ülkeler olabilir, 4. öncelik sırası, mavi diyen olabilir, başka bir yerde ne bileyim zerdeçal diyen olabilir, bilmiyorum yani, saçma. Zerdeçal. Bu, tabii. Atıyorum, tamam mı? İsimde bağımsız olarak bir problem var yani orada. Olabilir ama hiç şaşırma, çıkar bir yerde. Neyse. Ama yeşil alanı anlatmak, işte yeşil alanı bak sen gelmelisin, siz gelmemelisiniz, yani bu bir yerden sonra bana gereksiz bir çaba gibi geliyor. İnanın şey çabası daha fazla işe yarar. Yani toplu hareket edebilmeyi becerebilme meselesi de o başka bir konu. Başka bir podcast'in konusu. Bu da bir başka podcast'in konusu deyip evrim ağacına saygılar falan diyor. Onun giriş müziği de farklı olur zaten o podcast. Yani yine podcast masalarında kurtarılamayacak bir konuyu masaya yatırdık ve dağıttığımız gibi bıraktık. Muazzam oldu. Sadece üstüne söz öbekleri atarak konuyu baş ettiğimizi falan düşünüyorum. Muazzam oldu yani, gerçekten hayatta da Türkiye'de de bir şeyleri değiştirdik. Tebrikler arkadaşlar. Ben başka bir şey söylemeyeceğim. Gelen geliyor zaten. Biz de bakıyoruz aslında. Ama yani sen bu programda dedin ki gel ulan bakacağım dedin. Yani şimdi bunun üzerine şikayet edemezsin. Ben demesem de olur. Desem de olur. Fark etmeyecek. Bir şeyin değişeceğini sanmıyorum. Bu depresyon evreleri gibi, kabulleniş evresi. Evet, bak kabullenmek çok önemli bir şey yani. Yani bazı şeyleri birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Ben çok katılıyorum. Yani bu podcast'in konusu olsa çok güzel olurdu. Ama ahval ve şeraitler müsait değil. Bunları yapmadan da bir şeylerin değişmeyeceğini ikna olmamız lazım sanırım. Çünkü öbür türlü sadece mızırdanıyoruz gibi. Hem somut bir şey sunmuyoruz, sunamıyoruz da. Çünkü o düşünme silsilesi toplu hareket etmekle ya da toplu bir çözüm bulmakla işliyor bence. Bu bireysel düşünme çabalarımız da bir sistemik bir sorunu böyle filan çözmemiz mümkün değil bence. O yüzden daha fazla uzatmadan bizi dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bizi Twitter'da ve Instagram'da kırmızı alan hesaplarını takip etmeyi unutmayın diyorum. Ve görüşünceye dek herkese nöbetler. Görüşürüz arkadaşlar. Yaşar'a da ben teşekkür etmiş olayım aramıza katıldığı için. Teşekkür ediyorum beni aranıza kabul ettiğiniz için. Görüşmek üzere arkadaşlar.